Kanalımdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz videoma. Evet, AYT tarih denemesiyle kaldığımız yerden devam edelim. Güzel bir AYT denemesi sizi bekliyor arkadaşlar. Gelsin bakalım birinci sorumuz. İlk Türk devletlerinde mesken olarak yaz aylarında bir yerden başka bir yere taşınabilen çadırlar, kışın ise korunaklı vadilerdeki kerpiçten yapılmış evler kullanılırdı. Türk topluluklarının bu yaşam tarzı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Yani arkadaşlar çadırda yaşıyoruz. Kışında korunaklı vadilerdeki kerpiçten yapılma evlerde yaşıyoruz. Bu doğrudan yarı göçebe hayatla ilgili değil mi? Çadır zaten biliyorsunuz taşınılabilir bir şeydir. Kerpiç evlerde bizim burada hani uzun süre kalmayacağımıza işarettir. Yani burada göçebe hayat var. Doğrudan cevabımızın C şıkkı olduğu bariz bir şekilde ortada. Bu Türklerdeki yarı göçebe yaşayış tarzıyla ilgili bir durumdur değerli arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuz gelsin bakalım. Evet, çok güzel bir soru. Bakın gene bilgi yüklü bir soru. Bimaristan Darüşşifa, Türkistan devletlerinde inşa edilen yukarıdaki kurumların aşağıdaki alanlarından hangisindeki ihtiyacı karşıladıkları savunulabilir? Bakın hemen açıklayayım. Bimaristan biliyorsunuz Karahanlıların Orta Asya'da yaptıkları ilk hastaneler. Orta Asya'da Türklere ait ilk nedir? Hastanelerdir, değil mi? Yine Selçuklarda, Gaznelilerde bunlara Darüşşifa deniliyordu. Yani şifa evi. Doğrudan hastanedir bu. Hastane neyle ilgilidir arkadaşlar? Sağlıkla ilgilidir. Cevabımız Denizli. Değil mi? Çok güzel bir soru. Bakın bu kolay bir soru. Ve gerçekten de SOS 2'de de SOS 1'de de karşınıza bu tarz bir soru çıkabilir. Bakın arkadaşlar unutmayın. 10 sorunun tamamı çok zor olmayacak. ÖSYM'nin sınavlarında çok kolay soru vardır. Kolay soru vardır. Orta soru vardır. Zor ve çok zor soru vardır. Dolayısıyla her derden, her çiçekten bir bal almak lazım diye düşünüyoruz. Evet, üçüncü sorumuz gelsin. Makedonya Kralı 2. Filipos'un Yunan şehir devletlerinin yöneticilerini aşağıdaki devletlerden hangisine karşı savaşmak için ikna ederek Helen Birliği denilen oluşumu kurabildiği söylenebilir. Bakın arkadaşlar, Makedonya Kralı 2. Filip Yunan şehir devletlerini birleştirmiş ve o sırada ülkelerine göz diken Pers İmparatorluğu'na karşı birlik sağlamışlar ve birlikten kuvvet doğmuş. Bir savaş dışında diğer bütün savaşların hepsini Helenler kazanmıştır. Ve Persleri tokat manyağı yapıp geri postalamışlardır. Dolayısıyla cevabımız Adana. Persler Anadolu istila etse de Yunanistan'a girememiştir arkadaşlar. Yunanistan'da siyasi birlik sağlanmış ve sağlanılan siyasi birlik Persleri yenmiştir yapılan savaşlarda. Dolayısıyla cevabımız Adana Pers İmparatorluğu olacaktır diyoruz. Dördüncü sorumuzu yazın bakalım. Evet, çok güzel bir bilgi sorusu gene. Sedat'la Bayram arasında bir diyalog var. Sedat diyor ki Diyarbakır, Mardin gibi büyük merkezlerde ilim alanında gelişmeler yaşanmıştır. Bayram diyor ki Cezeri gibi ilim adamları ön planda tutulmuştur. Arkadaşlar bu diyalogta söz edilen Anadolu Beyliği hangisidir diye soruyor. Bakın Cezeri biliyorsunuz sibernetik biliminin kurucusudur. Denge, haberleşme ve robot bilimi değil mi? Sibernetik biliminin kurucusu El Cezeri'yi yetiştiren Diyarbakır, Mardin, Elazığ gibi coğrafyalarda yaşayan Türk Beyliği, Alparslan'ın komutanlarından Artuk Gazi'nin kurduğu Artuklular Beyliği'dir. Cevabımız Adana olacaktır. Bakın Mengücekliler Erzincan, Kemahdivri, Danışmentler Sivas, Tokat, Niksar, Saltuklar Erzurum, Tercan, Ahlatçaklar Bitlis. Dolayısıyla cevabımızın kesinlikle Adana olduğunu görüyoruz. Diğer beyliklerinde kurdukları yerleri açıklamış olduk. Dördüncü sorumuzu yazsın bakalım. Evet, yine bakın Osmanlı kültür medeniyetinden gelmiş bir soru. Emin olun 2021 AYT'de veya TYT'de bir soru buradan gelecektir. Osmanlı kültür medeniyetine ÖSYM her sene bir soru ayırıyor diyelim. Osmanlı Devleti'nin merkez ordusunda yer alan Kapıkulu piyadeleri arasında hangisi yer almaz? Öncelikle piyadenin ne olduğunu biliyor muyuz? Piyade demek yaya asker demek, yaya. Peki süvari ne demek? Süvari ya da sipahi atlı asker demek. Evet, bunları karıştırmayalım lütfen. Dolayısıyla Kapıkulu piyadeleri arasında Acemi Ocağı var, Yeniçeri Ocağı var, Cebeciler var, Lağımcılar var, Bostancılar var. Ama silahtar ve sipahiler süvarilerdir. Kapıkulu süvarileri arasında yer alır ki bunlara biliyorsunuz 6 bölük halkı da deniliyordu. Neydi Kapıkulu süvarileri? Sipahi ve silahtar. Sağ sol ülüfeciler, sağ sol garipler. Toplam 6 tane. O yüzden de 6 bölük halkı da deniliyor idi. Cevabımız
Denizli silahtar olacaktır değerli gençler. Altıncı sorumuz gelsin bakalım. Evet, yine çok seçici bir soru bakın. Kanuni döneminde Tebriz ve Bağdat'ın Osmanlılar'da kaldığı ve İran'la imzalanacak daha sonraki antlaşmalarında temelini oluşturan anlaşma hangisidir? Yani Osmanlı'nın İran ile imzaladığı ilk antlaşmayı soruyor Kanuni döneminde. Evet, o da nedir? 1555 Amasya Antlaşması'dır. Osmanlı Devleti'nin Safevilerle, yani İran ile imzaladığı ilk antlaşma Amasya Antlaşması'dır. Cevabımız Adana. Bakın burada sakın B'ye, C'ye, D'ye düşmeyin. İstanbul Antlaşması'nı zaten biz Rusya ile yapıyoruz, İran'la yapmıyoruz. Evet, cevabımız kesinlikle Adana olacaktır. Hadi bunları da verelim. Ferhat Paşa'nın özelliği neydi? Buraya bir yıldız koyuyorum. Bu sınavlarda gelebiliyor. Ferhat Paşa Osmanlı Devleti'ne doğuda en geniş sınırlarına ulaştıran bir anlaşma. Azerbaycan ve Gürcistan'ı aldık. Nasuh Paşa ile maalesef buraları geri verdik. Kasr-ı Şirin'in de özelliği var. Bunu da açıklayalım. Bugünkü Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde çizen anlaşmadır. Kasr-ı Şirin Anlaşması. Arkadaşlarım, Amasya'yı sormuş burada ama Ferhat Paşa'yı da sorabilir sınavda. Kasr-ı Şirin de sorabilir benden söylemesi. 11. sınıf tarihten gelmiş bir soru. Evet, 7. sorumuz gelsin bakalım. Evet, gene muazzam bir kronoloji sorusu. KPSS'ye de AYT'ye de uygun. Arkadaşlar burada tarihlerini bilmeden yapamayız. Dikkat edelim. Şimdi ben bunların tarihlerini vereyim. Kanun Esası 1876 mı? Tanzimat Fermanı 1839 mu? Senet İttifak 1808. Bakın çok akıllıca bir sormuş burada yayın evimiz. Çok partili hayata geçilmesi. İyi de Osmanlı Devleti'nde çok partili hayata geçilmesi. Birinci meşrutiyetle mi, ikinci meşrutiyetle mi? İkinci meşrutiyetle. Peki ikinci meşrutiyet ne zaman ilan edildi? 1908. Evet, bakın o zaman kronolojikman sıraladığımız zaman en başta 3 olacak, en sonda 4 olacak. 3 ile başlayıp 4 ile bitecek abicim, doğru mu? O zaman A şıkkını eleyin, B şıkkını eleyin, C şıkkını eleyin. Cevap ya Denizli ya Edirne, değil mi? Zaten burada tarihlerini verdik. O zaman sıralamamız 3, değil mi? 2, 1 ve 4 olacak. 3, 2, 1, 4. Yani arkadaşlarım cevabımızın 3, 2, 1, 4 Edirne olduğu ortaya çıkmıştır. Güzel bir soru. Bakın sizi bu sorular zorlayabilir arkadaşlar ama hiç merak etmeyin. AYT'de en fazla bir tane soru gelir böyle, o da gelirse. Ama KPSS'de en az 200 soru geliyor, onu söyleyeyim. Çünkü KPSS daha zor bir sınav biliyorsunuz. Diyelim. 8 sorumuz gelsin. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın ortaya çıkardığı sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakın, Türkiye'nin ekonomik sınırlamalarla baş başa kalması önlenmiştir. Nasıl önlendi? Kapitülasyonlar kaldırılarak, duyun umumiye kaldırılarak. Doğru. Osmanlı borçları taksitler halinde ödenecek. Tamam, doğru. Azınlıklar Türk vatandaşı mı sayıldı? Tamam, doğru. Boğazların yönetimi başlarına Türk olan uluslararası bir komisyona mı bırakıldı? Hatta bu da bizim egemenlik hakkımızı zedeledi. Neyle kurtulduk bu komisyondan? 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile kurtulduk. Ama Musul'un İngiltere himayesindeki Irak'a bırakılması Lozan'da değil. Lozan'da biz Musul meselesini çözemedik. Zaten çözülemeyen tek konu Musul'du. Yalnız Musul'un Irak'a bırakılması 1926 Ankara Antlaşması'yladır. Yani Lozan'dan 3 sene sonra, değil mi? Orası işte aradığımız cevap Denizli'di arkadaşlar diyelim. Evet. 9. sorumuz gelsin bakalım. Atatürk siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa zaferler sürekli olamaz, az zamanda söner demiştir. Atatürk'ün bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir. Yani burada açık açık bağımsız ekonomiye vurgu yapıyor, değil mi? Tam ve güçlü bir ekonomiye. Cevabımız Bursa. Çok bariz belli. Cevap size resmen tebessüm ediyor, gülümsüyor arkadaşlar. Cevap Bursa. Evet, 10. sorumuzu yazsın bakalım. Alın size Çağdaş Dünya sorusu. Bakın arkadaşlarım, abonelerimden gelen talep üzerine Çağdaş Dünya'yı da koyduk buraya. Kıbrıs sorununu çözmek amacıyla Zürih ve Londra anlaşmaları doğrultusunda 6 Nisan 1960'ta Kıbrıs Anayasası kabul edilmiştir. Anayasada yer alan aşağıdaki maddelerden hangisinin Türklerin ulusal kimliklerini korumayla ilgili olduğunu söylenebilir. Yani kültürel bir şey. Bakalım, kültürel bir madde arayacağız. 5 büyük kentte Türk yorumların ayrı belediyeleri olacak. İyi de bu siyasi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rum yardımcısı Türk olacak. Bu da siyasi. 2000 kişilik ordunun %60'ı Rum, %40'ı Türklerden olacak. Bu da ordu ile ilgili, yani askeri.
savunma, maliye ve dışişleri bakanlarından birine Türklerden biri getirilecek. E bu da siyasi bakanlık diyor çünkü. Resmi dil Rumca ve Türkçe olacak. Kesinlikle resmi dilin Türkçe olması bizim ulusal kimliğimizi korumaya yönelik bir şeydir. İşte bu kültürel bir şeydir arkadaşlar. Dolayısıyla aradığımız cevap bu, Edirne. Evet, sorularımız bitti. Şimdi gelsin bakalım kısaca bu sorularımız. Birinci sorumuz, Anadolu'nun ilk medresesi hangisidir? Bakın bu bir Türk beyliğine aittir. Bunu unutmayın. Anadolu'nun ilk medresesidir. KPSS'de de çıktı bu soru. İkinci soru, Batı'da Averroes olarak bilinen Endülüs Emevi filozofu kimdir? Bu adam felsefeyle ilgilenmiştir. Batı'da Averroes diye biliniyor. Acaba bu adam kim? Evet. Böylelikle arkadaşlar bugünkü denemelerimizin de sonuna geldik. Bir sonraki denemede tekrar görüşmek üzere. Hepinize arkadaşlar teşekkür ediyorum. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda belirtin. Kanalıma destek olmak için arkadaşlarınıza önerin. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.